Fırat. Beni bir otele bırak da biraz yatıp uyuyayım, çok yoruldum. Biz de kalırız da. Yok olmaz. Şimdi bir sürü çalışan falan indi. Hayır, kimse yok, ev boş. Hem seni bu halde tek başına otelde bırakamam, değil mi? Dursana bizim. Alo. Abi mezarlıktan çıktılar, şimdi bir sokağa geldiler. Tabii. Kız anasının danasının başına gelenleri öğrendi. Fırat Çakallı da teselli ediyorum ayağına, kızın dibinden ayrılmıyor. Abicim yok öyle bir durum bak. Var ya, gençliğime doymuyor. Şimdi Fırat abi bir yerde de aileden biri olarak zor gününde kızı yalnız bırakmadı yani. Şimdi Irmak ablanın arkadaşı, Fırat abinin de memleketlisi ya Narin abla. Bugün de bırakamazlar ki abi kızı tek başına. Bırak lan bu işleri. Bırak bu işleri. Aile maile tanımaz o şerefsiz. Ben onun kanını bilirim lan. Zamanında 10 tane kızı ipe dizerken Narin'in aklını çalmadın mı bu hürmetsiz, ayarsız öküz? Tiplerinden ayrılma sen onların. Tamam abi. Ay abla, şanslıyız aslında ha. Allah böyle genç yaşta ikimizin de gönlüne göre verdi. Ulan sen daha yeni sütten kesildin. Sen daha yeni sütten kesildin. Sen bebeksin kız daha. Sen bebeksin daha kız. Bebeksin. Hatice, gülüm bir çay koy. Bak sinirlerimiz oynadı zaten. Kız anne, ne biçim olsun ya sen böyle? Aman, narinlerin orada azıcık kestirdim. Bir şey olduğu yok canım. Okumunuza falan üzüm kalmayacak Beşiktaş'ta oynarsam. Abla, ben çok acıktım. Şişt kız. Şimdi böyle bir tane sosis de olacaktı böyle. Yanında da bir ayran. Ne giderdi şimdi ha? Girmesene çocuğuna ne be. Kapa çeneni. Ablacığım azıcık sabret. Akşama az kaldı. Evde de bir şey yok ki. Annem gereken bir şeyler getirir, tamam mı? Ben böyle ileride topçu olduğum zaman her gün yumurtalı sucuk yapacağım böyle. Yanında da böyle tam bir ekmek böyle sıcak sıcak. Öyle bandırıp bandırıp uf. Abla. Hadi oyun oynayalım biz Şadiye. Tamam mı? Böyle yıllar geçmiş, büyümüşüz, üniversiteyi falan bitirmişiz. Doktor mühendis olmuşuz. Çok zenginiz, tamam mı? Hadi gir koluma. Böyle eski evimizi ziyarete gelmişiz. Mahallemize bakıyoruz. Hadi gel dışarıdan gelelim bari. Ay abla, şurada ders çalışırdık, hatırlar mısın? Acık kibar ol Şadiye'cim. Koskoca doktor olmuşsun, nasıl böyle konuşursun? Şşt, ben ne olmuşum? Gel gel, sen de büyük bir topçu olmuşsun. Gol attığında gazetelerde boy boy fotoğrafın çıkıyormuş. Arman kapıda değil mi? Tabii tabii, sen getirmişsin zaten. Böyle üstü açık şahane bir araban varmış. Hadi. Abla. Mahalleyi gezdikten sonra taş kebapla lahmacun kaymaklı yeriz değil mi? Geriz zekalı. Allah cezanı versin değil mi Şadi? İçin ettin hayali. Yemekte yemek, başka bir şey düşünmüyorsun ki. Oynamıyorum ben be. Tamam abla, bir daha yapmayacağım. Gerçekten abla, gerçekten. Geç otur yerine. Ah! Abi var ya. Ağlama ya. Güzel ablam benim. Baba ya, sen bana güzel seveyim ya baba. Dönün! Ne yapalım? Gitti! Gitti! Bundan sonra okula gitmeyeceksin. İşe gideceksin. Eve para getireceksin. Ne oluyor?
bakıyor bu? Utanmıyor kız bu yaşta böyle şeylere? Unutmayacağım. Ölünceye kadar seveceğim onu, anladınız mı? Narin, Narin. Erdoğan amca, ne oldu anneme? Niye geliyor araba? İçine elektron geçişine müsaade etmeyen maddelerin yazıkan denir. Habacan plastik yazıkan maddedir. Narin yazıkan maddedir. Anne, saçımı örsene. Mehmet. Efendim baba. Gel buraya gel, adım atasın gel. Allah sizi cezanızı versin. Yalancılar. Kara gelir, kara kafalı sürü evlatları. Gel, gel. Belanızı versin. Dünya yansa, mahalle başıma yakınsa da okurum. Gidecek. Vallahi gidecek, silkeleyecek bizi bu zata. Gidersek istedim ben. Senin yüzünden oğlum ne zaten? Anne! Mehmet! Bana bak! Bana bak! Çekiniz ben! Nerede okula gidecek? Efendi olacağım! Akıllı olacağım! Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Ben Beşiktaş'ta oynayacağım! Anne! Hamiyet Hanım'la neler verdiler bakın. Börek var. Muz var. Et bile verdiler kız. Allah razı olsun anne. Ben açlıktan ölüyordum neredeyse. Hadi abla eti pişirelim biz. Kendi paranla almadın yani bunları. Yok kız, bedava. Baksana koskoca kıyma var. Ben şimdi size çok güzel köfte yaparım. Hemen yaparım getiririm. Niye bedava verdikleri anlaşıldı. Kokmuş kız anne bunlar. Börek de sen kıyması kokmuş. Kıyma da leş gibi olmuş. Baksana muz da kararmış. Yok be, o kadar kokmuyor. Ben şimdi köftenin içine bol cana soğan koyarım. Bir de baharat. Oo, mis gibi. Aa kız, ne oluyor kız? Kız ne yapıyorsun sen bu? Bir daha kimseden kokmuş bir şey alma anne, tamam mı? Hepimiz vallahi gıda zehirlenmesini hastaneye kaldırırsın. E ne yapacağız şimdi? Yemek de kalmadı. Börek iyiydi be abla. Para ver, gidip bakkaldan bir şey al. Para yok. Nasıl para yok? Sen işten gelmiyor mu? Ha yok, babanız aldı çarşıdan elimden de. Baktı elim kolum dolu, yemek var dedi sizin için dedi. Bana lazım dedi, ben de verdim tabii canım. Dilenciler bile karnını doyuruyor şu kasabada. Bir biz doyuramıyoruz babam sayesinde. O zıkkımlansın meyane de. Biz burada aç yatalım, tamam mı? Neyse neyse. Babam şimdi don atmıştır masayı. Ben gider onun yanında yerim. Anne, ben Dümmü teyzeye gideyim mi? Hayır, olmaz. Su iç, yat. Ben böyle çok kibar, güzel güzel konuşacağım. Hali vakti yerinde olun. Çok asil biriyle evleneceğim. Çok güzel bir hayatımız olacak. Kimselere benzemeyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Birlikte yemekleri hazırlayacağız. Çocuklarımız arkadaş gibi olacağız. Yaşlansak bir aşkımız hiç ölmeyecek. Boşu boşuna umutlanmayın. Bu maçta hükmen mağlubuz. Sermet. Çocuk kucağına çok yakıştı. Yok be abi, böyle iyi. Allah'ın izniyle anasını da Ali ile evlendirdiğimiz zaman bir sıkıntımız kalmayacak. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin Ali Bey. Hayırlısı abi. Sermet bak, dediğim gibi yarın orada kendini kaybetmek yok. Yani bana söz verdin, o koşulla aradım. Yok be abi, niye öyle bir şey olsun ki? Ev bakacağız, geleceğiz. Yalnız o Silahtar Bey bizle beraber gelmeseydi iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Allah tarafından. Oraya yalnız gitseydin neler olacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Hadi abi, selametle. Eyvallah. Bay bay değerli amcaya. Bay bay. Oh. Top oynayalım mı? Oynamak ister misin? Hadi o zaman. Ne zannediyorlar bunlar beni ya? Ha? Benim karşıma bir ordu çıksa değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gördüklerinde çok şaşıracaklar. Sen de gelmek ister misin? Denizde narini görürsün. Ya da istersen denizde narini alayım getireyim buraya. Bakın Şadiye Hanım,
benim bir yabancı olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben bir profesyonelim. Benimle konuşmanızın sizin iyiliğinize olduğunu anlamalısınız. Hadi kızım, anlat. Çekinme. Bütün sıkıntılarından bahset. Sermet Bey, söyledim. Sizin burada bulunmanız doğru değil dedim. Yine de geldiniz. Baba, bari karışmayın. Hastayla baş başa olmam lazım. Ama böyle de olmaz ki. Sen niye sesini yükseltiyorsun? Öyle o şey oldu. Kız ailemizin kızı. Aile terapisi yapalım. Hadi başla. Sermet Bey, terapinin seyrini bozuyorsunuz ama. Anlat kız. Doktorcum, ben 17 yaşında evden kaçtım işte, İstanbul'a geldim. Onları anlat. Neden kaçtın, niye kaçtın, ne zaman kaçtın, kimle kaçtın? Her şeyi anlat. Hani o benim üvey babam olacak şerefsiz terzi var ya, ondan bahset. O abin olacak Mehmet Kansız'ından bahset, Zafer'den bahset. Görüyor musun doktor, aile terapisi işe yarıyor. Doktorcum, ben böyle bir ailede büyüdüm. Yani daha ben küçücükken, çocukken... Ama olmaz ki. Yani sen çok geriye gittin. O çok uzun sürer. 6 ay seni mi bekleyeceğiz burada? Daha yakına gel. Affedersiniz. Doktor sensin. Sen iyi bir doktorsun. Sana güveniyorum. Doktor, abim, ben böyle, biz yani çok vahşi ama çok da böyle iyi de çocuklardık çocukken. Atlan at, birkaç hareket göstereceğim sana, hadi. Ay Sema abla, çok güzel bebeklerim varmış, beraber oynayalım mı? Dokunma, kirletirsin. Ben giydireceğim. Bırak kız, kendisi giydirsin bebeklerini. Ama abla ya, şşt, abla. Atan alır spor. Lan kaçan topu küçükler alır. Fıçı gibi olmuşsun zaten. Az hareket et. Şatiye, senin de buran yırtılmış. Eve gidince dikelim, unuttun mu, tamam mı? Dikecek iğne iplik mi var abla ya? Niye alay ediyorsun şurada? Kızım, ben sana demedim mi kibritle oynama diye ya? Ne? Yürü, seni banyoya kitleyeyim de aklın başına gelsin senin. Evet, yürü. Dokun. Siz mi yaptınız bunu? Gitti güzelim bebek. Oynardım, niye yaksın ki abi ya? Ama niye yaktın? Hadi, hadi, hadi. Oynardık ya. Hadi yürü. Öf be. Zaten burada aç için uyuyamıyoruz. Bari birazcık eğlenelim. Şşt, hadi gel, kalk kalk kalk. Hadi sen de. Nereye? Gidiyoruz, gidiyoruz hadi. Ya gel, bir susun. Bir şey yapmıyorum, bir dur. Ha 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 ha.
baba? İşedin mi sen? Ben, ne işemez lan? Şey, o su dökülmüş, orada su koymuşsunuz. Tamam, bir su döküldü belli de. Aa Recep'im, korkulu rüya mı gördün sen? Ha, korkulu rüya gördüm. Koymuşsunuz o su mu bir şey? Dökülmüş, halime bak ya. Gerizekalı. Gülme lan, gerizekalı. Ben de şimdi altımı yapacaktım ha. Ya gülmeyin, gülmeyin. Dömecek şimdi. Çocuğum gülünür mü? Hastalık. Hastalık dedi. Zamanımız çoktan doldu Sermet Bey. Bu şekilde verimli olamayız. Şadiye Hanım'a konuştuklarımızı düşünmesi ve özümsemesi için biraz zaman tanımak lazım, tamam mı? Cık. Otur. Hızlandırılmış kur yapacağız. Sen düşünmesi gereken şeyleri söyleyeceksin, o da burada düşünecek. Sen söyle, sen de düşün. Abim. Abim benim ya, abim, canım abim benim ya. Sen benim için çabalıyorsun ya, ben biliyorum, anladım ama yani... benden geçmiş, değil mi? Ya benim hayatım roman yani. Abi, bak bu terapi işi böyle zenginler için yani, zengin şeyler kesim için. Aman, hiç derdin olmayacak. Öyle yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak. Öf be, sıkılacaksın, bunalacaksın, ne yapacaksın? Terapiye gideceksin, yalan mı? Yani yoksa bu olmaz böyle, çok para gider. Şadiye, ben var ya, bu kurşun cerrahisi işinde uzman oldum. Şu silahı 2 milim sola kaydırdığım zaman... hafıza merkezini alırım. Ya bir şey olmaz. Yine konuşursun, yürürsün. Gerizekalı gerizekalı dolanırsın ortalıkta. Ablan seni gördüğü zaman acır yanına alır. Anlatabiliyor muyum? Sana diyorum ki, ben faydasını gördüm. Hadi şimdi sıra sende. Tamam. Tamam abim. Biz devam edelim doktorcum. Çok faydasını görmüş abim. Sen çok yardımcı olmuşsun. Ben çok umutlandım yani kendi adıma. Şadiye, bana laf sokma, yumruğu yedin mi? Medine dilencisi gibi yapışırsın yere. Uğraşıyoruz sana. Sinirlenmeye başladım ben. Çok kötü sinirlenmeye başladım. Abi, Ankara'dan misafirler geldi abi. Ben bahçeye aldım ama. Siz devam edin. Sen şimdi öde borcuna. Abi yukarıdaki karı... Doğru konuş lan. Doğru konuş lan. Yukarıdaki hanımefendi rahat durmuyor. Yıkıyor etrafı. Ne yapacağımızı bilemedik. Bilseniz zaten şaşardım. Tatiana! Çocukla ilgilen. Ulan Allah belanızı versin lan! Allah belanızı versin lan sizi! Ne bağırıyorsun lan sen? Allah belanızı ne bağırıyorsun lan sen? İyi akıllı olmuyorsun lan gerizekalı! Ne bağırıyorsun lan? Öyle gibi değilsin işte! Laf geçiremiyor lan bana! Sen kimsin be, sen kimsin? Akıllı olacaksın lan bundan sonra. Akıllı olacaksın, adam olacaksın, çarparım ağzına. Ya sen ne uğraşıyorsun benimle ya? Sen benimle ne uğraşıyorsun ya? İşin gücün yok mu senin? Ulan bak, bir hıyarlık ettik, ablanın adresini verdik. Ama Allah'tan kızın karşısına böyle çıkmamışsın. Bundan sonra düzgün davranacaksın. Doktoruydu, saçıydı, falanıydı, filanıydı. Kadın olacaksın lan. Kadın olacaksın. Ablam biliyor beni. Ya beni biliyor, işimi biliyor, hayatımı biliyor. Aradım ben onu, aradım. Tam o sırada da bu hayvanlar girdi içeri ya. Kız merak içinde kalmıştı şimdi ya. Ortak bir tane arkadaşımız verdi numarasını, aradım ya. Kim lan arkadaşınız? Kim lan? Nereden tanıyacaksın sen? Nereden tanıyacaksın arkadaşımızı? Kim lan? Ya Can, Can, Can diye bir tane ressam ya. Hangi Can? Can Keskin, Can Keskin. Niye tanımayayım lan? Niye tanımayayım? Adamın bir sürü resmi var bende. Sen nereden? Nereden?
Ulan o senin ablanın en yakın arkadaşının nişanlısı. Alem olmuş arkadaş. Biyener, Babür abi, Biyener. Resim sergisi. Yani illa resim değil, böyle yerleştirmeler falan da var yani. Laf sokmaca. Ha, bir nevi. Şimdi bak, böyle bir tane probleme dikkat çeken bir sergi yapıyorsun. Ondan sonra buna ne oluyor? İnsanları düşünmeye sevk ettiriyor tabii. Ha. Şimdi işte bu şey de camda 4-5 sene falan oluyor. O Biyener'de konu mankeni olarak tuttu beni yani. Fuar şeysi. Yok. Yani böyle şimdi reklamlarda kadının böyle et olarak teşhir edilmesine karşılık olaraktan bu ne yaptı? Böyle camın bir tane fanusun içine yerleştirdi beni. Ondan sonra böyle jetonu atıyorum. Pat açılıyor böyle cam fanus karşılarında ben. Tabii ne oldu? Basının çok dikkatini çekti bu ya. Gerçek bir hayat kadını oynuyor dediler. Yazdılar, çizdiler. Yani biz de böyle dar bir kesim biliyor bunu ama... Var ya, dünya yıkıldı, yıkıldı bununla ya. Ya sen bırak şimdi dünyayı, dünyayı. Ne oldu? Sonra manitası mı oldun bu canım? Ya ne manitası, ne manitası. Büyük aşk yaşadık. Ben ne yaptım? Hemen pat atölye attım kendimi yani. Ya kız, Berlin'de sergilere gittik biz bununla ya. Vallahi bak. Sonra ne oldu? Hocam böyle sosyetik, zengin bir tane karı buldu. Fiyum, anında böyle şutladı beni yani. Ki bu da tesadüfün ablamın en yakın arkadaşı çıktı karı. Şutlar tabii gerizekalı. Lan sen bir kendine bak, bir de Deniz Hanım'a bak. Bir kendine bak, bir Narin'e bak. Yakışıyor musun sen onların yanına? Bu şekilde onların yanına giremezsin kızım. Allah Allah ya. Ne olacak? Ha? Ne yapacaksın sen? Böyle beni leylilik okuluna falan mı yazdıracaksın yani? Ha? Böyle Narin hanımefendiye layık bir kız kardeş olayım diye ne yapacaksın? Hayat koçu falan mı tutacaksın sen bana? Hap mı aldın kızım sen? Kafan mı güzel senin? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Bundan sonra hareketlerine dikkat edeceksin. O saç baş değişecek. O makyaj silinecek. Bu evde çocuk var, edepli davranacaksın. Yemeğine geleceksin, yemeğini yiyeceksin, odana çıkacaksın. O kıyafetler gidecek, yenileri gelecek. Oldu. Yan gelip yatacağım yani ha? Aa, olmaz. Ben çok vakit kaybederim abi. Çok gider yani benden. Ya ben bir tane ev buldum, beğendim yani. Para biriktiriyorum, böyle küçük bir ev buldum. Biriktireceğim yani, çalışacağım. Senin dert ettiğin şey para mı? Bundan sonra paraya ihtiyacın kalmayacak. Ben vereceğim. Aylığın, cep harçlığın, kaskon, sigortan, her şeyin benden. 6 ayda bir botoks da var. Hareketlerine dikkat edeceksin bundan sonra. Bak gülüm, akraba oluyoruz. Mallızım olacaksın Şadiye. Senin geçmişini sileceğiz artık. Zaten o parlak geçmişini sildirmeye başladım an itibariyle. Yeter abi! Ne yeter ulan? Ne yeter? Demek ki neymiş? Şadi, Şadiye. Sermaye değil. Şadiye, sermaye değil. Şadiye Hanım! Ha, Narin hoş geldin. Merhaba. Hacı amca yok mu? Gelmedi mi daha? Ya üşütmüş biraz, yatıyor evde. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Oo, Narin Hanım. Şükür gelebildiniz. Sizin mesainiz saat kaçta başlıyordu? Ya şey, ayağım iyileşmedi. Tam da ağrıyor hala. Çok hızlı yürüyemiyorum. Ondan öyle şey oldu. Tamam, tamam hadi. İşinin başına geç, fazla uzatma. Pardon, benim fakülteden bir arkadaşım çalışıyor burada, onu soracaktım ben. Burada çalışıyormuş. Nerede? Mutfakta mı yoksa serviste mi? Yok, böyle hesap kitap işleri, muhasebe olabilir mesela. Adı Narin. Narin. Ha, Narin Hanım. Tabii, tabii. Narin Hanım burada. Mutfakta bizim çalışanlarımızı denetliyor. İsterseniz buyurun, götüreyim sizi. Zahmet olmasın. Yok canım, ne demek? Zevkli. Mersi. Buyurun. Aa,
Narin Hanım. Sizin gibi koskoca bir muhasebe müdürüne bulaşık yıkamak hiç yakışıyor mu? Ama bu da bir şey tabii. Yani arkadaşlarınıza ben dükkanın sahibiyim diye kendinizi tanıtsaydınız hiç olmazdı. Deniz. Siz de ne söyleyeceksiniz söyleyin arkadaşınıza. Görüyorsunuz Narin Hanım'ın çok işi var. Daha hesap işlerine bakacak Narin Hanım. Sen bana baksana. Ne vardı? Sen kiminle dalga geçiyorsun? Dur, sen ay, kimsin Deniz, ha? Deniz! Sen kimle dalga geçiyorsun? Deniz dur. Al şunu ya. Deniz! Affedin. Sen seni. Deniz, sakin ol. Saatlerce burada çalışıyor. Deniz! Hanımefendi sakin olun. Pislik! Ne pislik? Hanımefendi. Gönder. Bir dakika. Beni. Sakin olun. Seni. Ya. Sen kimsin lan? Sakin olun. Dur be. Dur. Pislik. Ya çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ama ben nereden bileyim o çocuğun patronun torunu olduğunu? Ama kabul et. Çok komik değil miydi? Hop hop. Ya. Sayende işsiz de kaldım sonunda. Ben ne kadar zor buldum o işi biliyor musun sen ya? Sen de bulaşıkçı olduğunu söyleseydin bana. Utandım, ne yapayım? Ay sen beni hiç tanımamışsın. Aşk olsun, benden mi utandı? Ben takılıyor muyum öyle şeylere? Ya hayır ya, seninle ilgili değil. O arkadaşların falan işte. O Ebru'nun var ya, o küpeyi burnuna soktum, burnuna. O ikisi benim evime bundan sonra hayatta giremezler yani. Yani... Hadi onların şüphelenmesi normal de. Yani senin şüphelenmen biraz şey oluyor tabii. Yeter ama çok uzattın yani. Aa, iyice kafama kakıyorsun böyle. Hadi kalk bir evimize gidelim. Kapanacak burası şimdi. Yürü. Sen beni vicdan azabından öldüreceksin galiba. Hadi kalk gidelim ya. Bak. Beni şu anda affetmesen giderim o köprüden kendimi atarım. Atarım, vallahi atarım, billahi atarım söyleyeyim sana. Saçmalama ya. Atarım. Kimse benim için balıklı adam dövmemişti yani Deniz'ciğim. Hadi gidelim evimize. İki gecelik parasını peşin ödedim otelin. Şimdi ziyan mı olsun? Oldu bile. Hadi kalk. Hadi gidelim. Hadi. Hah şöyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.